Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Hasan Mert'le beraberiz. Hasan Mert her alanda derece. Abi sözelde Türkiye birincisi. Aynen. Dilde 12. Sayısalda 93. Geçen sene 92. Bu sene de bir de eşit ağırlıkta 300. 300. Yani her alanda derece yapan bir adam var. Aynı Ümitcan gibi bizim geçen yılki. O yüzden abi herkese her şeyi detaylı bir şekilde soracağız. Şimdi Hasan Mert. Klasik soruları soracağız sana 2022 YKS'cilere öneriler olarak. Birinci şunu söyleyeyim. Hayvan gibi çalışıyor mu? Abi hayvan gibi doğru tanımı bilmiyorum ama iyi çalışsın yani. Yani normal bir öğrenciden iyi çalışıyor, evet, zaten ister istemez. Ya ben şöyle yaptım. Dümdüz böyle kitlenmekse böyle kitlenmektense atıyorum günde 10 saat 12 saat hiç plan yapmadan program yapmadan. Hayır abi ben işte plan yaptım, program yaptım. Sabah yürüyüşe, koşuya çıktım. Akşam işte basket oynamaya gittim. Arkadaşımla gezdim ama günde 7 saati doldururum. 7 saat, 8 saati doldurdum programlı bir şekilde. Ve dümdüz 12 saat çalışmaktansa günde 7 saat, 8 saat çalıştım. 8 saati bulmamışımdır bile. Yani 6-7 saat falan çalıştım. Bana yetti, arttı bile. Şimdi peki bu yılların birikimi Hasan. Tabii. Hani yani bu bir anda gelmedi sana. Evet. Zaten fen lisesi çıkışlısın. Evet. Öyle bir avantajın var. Peki abi bu planlı programlı çalışma ne demek yani? Sıradan bir öğrenci, benim gibi Anadolu Lisesi çıkışlı bir öğrenci. Evet. Sen ne diyorsun? Mesela ben senden koştuk görüşmesi aldım. Dedim, evet, ki Hasan Mert de bana yardımcı ol. Sen bana ne dersin? Hani planlı programı nasıl yapılmasını anlatıyorsun. Ne yapacağız biliyor musun? Mesela sen benim koştuk öğrencisin. Ben sana diyeceğim ki pazar günü Mert beni ara diyeceğim. Tamam. Senle bir program yapalım. Program içeriği şu olacak. İşte çalışma saatlerini belirleyeceğiz. Çalışma hangi gün neye çalışacağımızı belirleyeceğiz. Tamam. Öğrenci nasıl mesela? Aynen. Bir hiç koştuk olmayan, tamam, bir öğrenci nasıl belirler? Tamam. O zaman şöyle. Para vermesin oğlum adam. Yok abi, verme ya. Verme. Para verme. Burada bir amme hizmeti yapalım. Yani bir kamu hizmeti yapalım. Şöyle diyorum. Yapacağız. Dersleri bir kağıda yazacaksın. Edebiyat. Tamam. Mesela Sözel için. Yani o gün çalışacağın, aynen, dersleri, evet, yazacaksın. Ben mesela... aynen. Bir eşit ağırlık için bak şöyle söyleyeyim sana. Bir kenara yaz. Matematik, geometri, tarih, coğrafya, edebiyat ne varsa kenara yazacaksın, tamam mı? Tamam, yaz da abi. Aynen. Ondan sonra yanına bir kağıt daha al. Oraya da çalışma programı oluşturacağız. Şöyle yapacaksın. Mesela diyeceksin. İşte pazartesi günü 2 blok edebiyat, 2 blok tarih, 1 blok coğrafya atıyorum. Sonraki güne geçeceksin. Baktın 2 edebiyat, 2 tarih yaptın. Şimdi iki tane felsefe yap mesela, iki tane coğrafya yap. Önceki gün bir tane yapmıştın. Bu şekilde bir hafta boyunca bütün dersleri dengeli bir şekilde çalışacaksın. Ve konu sıralamasını, normal kitaptaki konu sıralamasını takip edeceksin. Ya bunun özel bir sırrı yok yani, ben böyle yaptım. Aynen, anladım anladım. Şimdi arkadaşlar bu arada sponsorumuz var. Onu da izleyelim, sonra devam edelim. Ya arkadaşlar mükemmel sponsorumuz Paraf Yayınları. Matematik Soru Kütüphanesi kitabı. Zaten ÖSYM tarzında hazırlanmış. Şimdi video çözümlü olduğuna dikkat edin. Bunu mobil uygulamasını indirip şey yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde özel ders alan arkadaşlar için akıllı tahta uygulamaları da var. Karma testler, genel karma testler, hedef TYT testleri. Şimdi bunların ne anlama geldiğini göreceksiniz. Konu tarama testleri gibi çeşit çeşit testlerimiz mevcut arkadaşlar. Herhangi bir sayfayı açtım. Şimdi gördüğünüz gibi şu şekilde ÖSYM tarzında renkli, cartlı, curt, bak sallıyorum şu an sayfaları gibi. Önce klasik testlerimizde klasik soru tiplerini öğrenip kavrayacağız. Daha sonra arkadaşlar burada hedef testlerimizle birlikte tamamen ÖSYM gibi zorlaştırılmış, resimleştirilmiş, uzatılmış soruları göreceğiz arkadaşlar. En sonda ise karma testlerimizle birlikte kendimizi, burada hedef testlerini tekrar görüyorsunuz. Karma testlerimiz nerede? Dur bir dakika, en sona açayım. Karma testlerimizle beraber tam anlamıyla konuları öğreneceğiz. Unutmayın çok fazla soru var. Çok fazla pratik yapabilirsiniz. Her türlü soru tarzına, kolayından zoruna kadar ulaşabileceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz güzel bir soru bankası şu şekilde görebilirsiniz. Zaten video çözümümüz de var. Genel test, tekrar testleriyle tamamen tekrarınızı da yapıp sınavın ağzını burnunu kırabilirsiniz. Linki açıklama kısmında kitabımız. Hepinizi seviyorum. Şimdi arkadaşlar devam etmemiz gerekirse, peki Hasan Mert şimdi sana şunu söyleyeyim. Bazen şu sorular geliyor. Abi günde kaç saat çalışmalıyım, kaç soru çözmeliyim, işte efendim hangi dersleri önce bitirmeliyim, TYT kaç ayda bitmeliyim falan, klasik sorular var ya. Bunları hızlıca bir cevabını ver geç. Tamam, o zaman şöyle yapalım. TYT'ye başlamadıysanız hemen başlayın. Şu an başlamak için çok ideal. Yani en başlamak için en iyi an şu an. Napolyon öyle bir şey demiş. Harekete gitmek harekete geçmek için en iyi zaman şu an demiş. O yüzden şu an başlayın TYT'ye. Başlamadıysanız derhal başlayın. Ne zaman biterse bitsin, önemli değil. Aralıkta biter, Ocak'ta biter. Ya ilk fırsatta daha sonra AYT'ye başlayın. Hatta AYT'ye başlamak için TYT'nin böyle %60'ın bitmesi yeterli. Böyle illa TYT'yi bitirip sonra AYT'ye geçin çok mantıklı değil zaten. Aynen, matematikte özellikle. Aynen. Özellikle zaten iç içe ya. Mesela parabol, polinom hem TYT'de hem AYT'de çıkıyor. Niye birini bitirip diğerini bekleyeceksin ki? Zaten geometri, matematik şey aynı zaten. Günlük çalışma saatine gelirsek de mesela sen bir aydır, iki aydır hiçbir şeye bakmıyor musun? 0 saat çalışıyorsun. O zaman sen günde 8 saat çalışarak başlayamazsın zaten. Mesela ilk 2 hafta 4 saat çalış atıyorum. Sonraki 2 hafta 5 saatte çıkar, 6 saatte çıkar, blok şeklinde mesela. Ben blok yapıyordum, 1 saatlik, 1,5 saatlik. Atıyorum 3 saatte çalışmaya başladım, daha sonra 4 saat yapıyorum. İşte bir süre sonra, birkaç hafta sonra 5 saat, daha sonra 6 saat, 7 saat. Gittiği yere kadar gider bu. Artık eksiklerine göre bazı arkadaşlar daha fazla çalışır. Benim o kadar ihtiyacım olmadı. Yani daha önceden getirdiğim bir bilgi birikimini kullandım.
6-7 saat civarı yeterliydi. Ama mesela benim eksiğim var diyen arkadaş, kademeli bir şekilde artırarak 12 saate kadar çıkabilir mesela. Evet. Şimdi bu arada ben geçmeden önce bir diğer soruya Hasan Mert'in bir özelliğini söyleyeceğim. Arkadaşlar Hasan Mert 40 OBP ile birinci oldu. 40 OBP şu okul puanını yarıya bölüyor tercih verdiği için geçen yıl. Ve hani şöyle senin OBP'n kaçtı? 99'du ya. Geçen sene bayağı bir küfür yedim ben aslında. Aynen 90. İşte OBP ile ben de girelim, ben de şunu yaparım bunu yaparım. Bu sene OBP'm 50 gibiydi. 50 gibiydi. 50 OBP ile adam Türkiye birincisi oldu. Şaka yapmıyoruz. 100 üzerinden 50 OBP ile Türkiye birincisi oldu. Benim de sen 78'di bu arada sonuç OBP. Sonuç belgesini koy bir videonun bir yerine. Yani şu an burada görüyorsunuz zaten sonuç belgesine koyalım. 50 OBP ile birinci oldu. Yani olunabiliyor. OBP'yi çok takmamak evet. lazım. Önemli olan çalışmak. Evet. Ya bir de şöyle OBP'yi takmak niye mantıklı? Sen onu değiştiremezsin. Değiştiremezsin yani bu saatten. Oturup ağlayacak mısın benim OBP'nin düşükte? Hayır. Onun açığını kapatmaya çalışacaksın. Aynen öyle abi. Aynen öyle. Peki Hasan Mert şöyle bir şey soracağım. Arkadaşlarda özellikle çok test kitabı aşığı görüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Test kitabı mı deneme mi? Hani şimdi, hangisine ağırlık evet. verdin? Ben ikinci senemden bahsedeceğim. Sözel hazırlanırkenki dönemde test kitabı olarak edebiyatta bir tane test kitabı çözdüm. Onun dışında tarih, coğrafya, din kültürü, felsefe. Gittim çıkmış sorular kitabını aldım. Sadece çıkmış soruları çözdüm. Yani denemeler haricinde test kitabı olarak sadece çıkmış soruları çözdüm. Gerçekten gerekiyor. Gerçekten gerekiyor. Yani edebiyatta belki gerekebilir ama tarih, coğrafyada mesela ben ihtiyaç duymadım. İhtiyaç duymadım. Deneme üzerinden. Evet. Çok bol deneme bol çözdüm. Deneme. Çok deneme çözdüm. Çok ya ben deneme. Son hafta mesela artık çözecek deneme bulamıyordum. EBA'nınkileri çözdüm yani. Aklınıza gelen tüm yayınları çözdüm zaten. Yani bir kitapçıya gittiğinizde göreceğiniz bütün yayınları çözdüm. Daha sonra EBA'ları çözdüm işte internetten işte çıkmış sonra zaten tekrar çözdüm. Ben zaten şeydi o kadar çözmüşüm ki çözecek deneme bulamıyordum. Tamam abi burada güzel bir soru daha geldi aklıma. Şimdi EBA'ları ve aynen. Milli Eğitim yayınladı bu soruları incelemişsin anladığım kadarıyla. Sınava uygun muydu abi samimi bir şekilde söyleyeyim. Sınava uygundur. Güzel sınava uygundur. Yani. Şimdi şöyle herhangi bir X yayınından daha iyidir. Neden? Ya sonuçta MEB, ÖSYM MEB'e bakarak hazırlıyor bu sınav. Kafasını hazırlamıyor. MEB'in adamı da bunu hazırlıyor. Yani herhangi bir yayından ben sınava daha yakın olduğunu düşünüyorum. Yani çözülebilir. Çözülmeli. Çözülmeli anladım. Peki abi burada Milli Eğitim kitaplarını da soralım geçmeden. Milli Eğitim kitaplarını okudum. Okudum. Hepsini okudum. Sayısaldan hazırlanırken de okudum. Sözelden hazırlanırken de okudum. Kesinlikle okunmalı. Yani şöyle belki birebir o bilgi yer almıyor ama onu çağrıştıracak, onu, o yorumu yaptıracak bilgi zaten yer alıyor kitapta. Yani uzay klasik bir laf vardır ya uzaydan gelmiyor. Gerçekten uzaydan gelmiyor. Güzel. Abi peki diğer sorularımıza geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bu yılki sınav hakkında da bir yorumunu hani 2020'ye de girdiğin için 2020'ye de hani sınav gittikçe zorlaşıyor mu? Ne oluyor? Yani sence ya, nasıldı? Ya bu şöyle doğrusal bir şey değil. Mesela 2018 orta bir sınavdı. 2019 ortanın bir tık üstüydü. Aha. 2020 geldik ortanın altına düştü. Aynen. Ortanın biraz daha altı. Şimdi de en üst seviyeye çıktı. Yani burada doğrusal bir artış azalışı yok. Yani 2022 çok kolay olacak. 2022 daha da zor olacak. 2022 ortalama bir sınav olacak. Kimse diyemez. Söyleyen zaten kafasından atıyordur yani. Kimse bilemez. Sen bilemezsin. Hayır abi. Sadece sorulara hazırlanmadığımız için bilemiyoruz maalesef. Sadece tahmindir ama geçerli bir tahmindir. Kimse geçerli bir tahmin yürütemez bence. Anladım. Yani o sınav hakkında yorum evet. yapmıyor. Yani zorluğu hakkında bilemeyiz. Öğrenci çalışacak ya. Kolay da olsa, zor da olsa çalışacak. Ya zaten zor da olsa yani sıralama sınavı. Değil ki sıralama yani. Barajı geçtikten sonra arkadaşlar hiçbir şekilde puanınızın önemi yok. Sıralamanıza bakacaksınız. Şimdi Hasan Mert peki son olarak da 2022 tayfaya ne önerirsin? Neler yapmalı abi bu adamlar? Yani neyi farklı yapmalı ki diğerlerinden ön plana çıksınlar? Aklıma şu geliyor ben edebiyatı, tarih, coğrafya bunları çalışırken işte artık bir konu anlatımdan mı çalışıyorum, MEP'ten mi çalışıyorum veya kendi aldığım nottan mı çalışıyorsam ne yapıyorum? İşte önce kendim bir okuyorum, iyice bir kavruyorum, işte sindiriyorum o bilgiyi. Daha sonra işte anneme, kardeşim artık kime bulabilirsem veriyorum onu. Önce yok, önce veriyorum. Ha. Diyorum ki sen oradan bana bir bilgi sor. İşte edebiyatta mesela bir tane yazar eser eşleştirmesi sor bana veya işte bir tane eserin özetini sor. İşte tarihte bir şeyin bana tarihini sor veya işte bir padişahın yaptığı bir işi sor. Bu şekilde başkasından duyarak yani bir hocanın bana soruyormuş gibi, bir sözlü olurmuş gibi tekrar yapıyordum. Bence bu beni bayağı ileri götürdü, unutmamamı sağladı. Ben çok deneme çözüyordum dedim ya ve o denemeleri çıkarıp atıyorsan ya geçmiş olsun. O deneme boşa gitti yani o deneme %10'unu falan öğrendim. %10'luk bir verim almış oldum. Ben ne yapıyordum? Yapamadığım bir soru mu var? Ki her denemede zaten oluyordu. Alıyordum abi o soruyu. Kocaman bir yuvarlak içine alıyordum tamam mı? Daha sonrasında bir kenara ayırıyordum o denemeyi. Sonra 5 tane deneme mi arka arkaya biriktik veya 10 tane kafanıza göre artık ne kadar olsa. 5 tane deneme arka arkaya biriktikten sonra açıyorum orada o yuvarlak için aldığım özel sorulara bakıyorum. Zaten yana böyle ufak notlar da alıyordum. Neden yanlış yaptığımla ilgili yani o bilgiyi not alıyordum. Böylelikle %100 verim almaya çalışıyordum o çözdüğüm denemeden. Yani sen bir tane denemeyi çözdün işte atıyorum TET denemesi 80 net yaptın. Aldın bir kenara veya çöpe attın onu. Hiçbir işine yaramadı ki o. Sen sadece aynen kendini öyle. Bir görmüş oldun. Kendi kendini kandırdın. Yani analizlerini iyi yapıyordun aynen, deneme analizlerini. Analiz yapacaksın. Kesinlikle ve tekrar yapacaksın. Yani o çözemediğin soruyu daha sonra görünce çözebilecek hale gelmelisin. Bir de Hasan Mert son olarak birincilere pek sorulmayan bir şey soralım sana. İmkanlarınız neler?
Hani derece öğrencileri olaraktan. Derece. Yani sana ne farklı? Hani normal sıradan öğrenciden ne farklı var? O kadar çalışmana değiyor mu yani? Onu soruyor. Ya o kadar çalışmaya değiyor. Hem ilgi alaka olarak değiyor. Bu farklı nokta. Hani bankayı burs olarak bir şey bekliyorsa arkadaşlar o da zaten bir şekilde geliyor işte. Üniversitelerin fırsatları güzel. Özellikle bu özel üniversiteler. Bazı devlet üniversiteleri de artık güzel burslar vermeye başladı. Öte yandan ilk 100 bursuna zaten birinci dahil olmuş oluyor doğal olarak. İş Bankası'nın verdiği bir 30 bursu var. O da çok güzel bir burs. Yani hem maddi hem manevi olarak güzel getirileri oluyor. Aynen. Kesinlikle. Yani değiyor diyorsun. Değiyor ya. Değiyor. Evet. Çalışma değmiş yani. Bu şekilde. Arkadaşlar vallahi bu. Yani çok özel bir şey aynen, yok burada. İnanılmaz özel bir formülü söylemedim. Zaten yok da yani. Aynen. Yok. Hasan Mert ekleyeceğin bir şey yoksa kapatalım abi. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar. Arkadaşlar görüşmek üzere.